Unutma sıkı çalışmana değecek. Özellikle halvinge yaklaşıyorken özellikle ayı piyasasında çalışmamıza değecek. Çünkü servet burada inşa edilir. Daha altcoin rallisi başlamadı bu da daha yapacak çok işimiz var demek. Bugün kısa, orta ve uzun vadeli piyasayı konuşacağız. Bazı altcoinlerden de bahsedeceğiz. Bir önceki videoda ne dedim daha faiz arttırımı gelmeyebilir. ABD Hazine Bakanı Yalın ise bankalar zaten çöküyor. Faiz arttırmak yerine borç vermeyi sıkılaştırsınlar. Faizleri arttırırsak bu daha fazla banka için problem olabilir dedi. Muhtemelen Pivot'a yaklaşıyoruz. Şöyle açıklayayım. Bazı bankalar zaten uçurumun eşiğinde olduğu için borçların geri ödenmemesi felaket olur. Bu yüzden borç vermeyi sıkılaştırabilirler. Yani daha seçici olabilirler. Ama borç vermek zorlaştırılınca da bu hem bankaların borç vermediği için para kazanamaması hem de girişimlerin, işletmelerin, bireylerin borcun avantajını kullanarak büyüyememesi demek. Yılında da bunun üzerine faizleri daha da arttırmayalım ki işleri zorlaştırmayalım diyor. Aslında Powell da bunu dedi. 50 bas puan yerine 25 bas puan arttırıyoruz. Çünkü bankaların borç vermesi bir nevi zaten parasal sıkılaşma anlamına geliyor dedi. Bitcoin orta ve uzun vadede. Hatta kısa vadede bile, neden kısa vadede bile ülkelerin para birimlerinin bir haftada %20 değer kaybettiği bir dönemdeyiz. Bitcoin matematiksel olarak kıt ve sade, güvenilir ve merkeziyetsiz olmak için tasarlanmış. Altcoin'ler kadar devasa fırsatlar sunmuyor elbette ama uzun vadede 100 bin doların kolay bir hedef olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü hala diğer varlıklara oranla çok küçük. İnce bir çizgi var belli belirsiz. İşte Bitcoin'in oranı borç ile, gayrimenkul ile, altın ile oranı Bitcoin'de bile büyük olmasına rağmen o kadar gidecek alan varsa altcoinlerde neler olabileceğini, ne kadar büyük potansiyeli olduğunu düşünün. En büyük altcoin Ethereum. Bakın 2100 dolarlara kadar çıktı. Neredeyse bir yılın ardından size ayı piyasası boyunca The Merch için videolar çektim. Ethereum'un nasıl para bastığından bahsettim. Bu altcoin'ler durdurulamayacak isimli bir video çektim ve o videoda Ethereum'un altından girdik üstünden çıktık. Bu kadar büyük olmasına rağmen ne kadar hızlı geliştiğinden bahsettik. Bu videoyu da sağ üstte koyarım. Bu video bittikten sonra izlemelisiniz. Şimdi Ethereum uzun süre sonra burada Şangay güncellemesi tamamlandı. Validator yani doğrulayıcıların kilitli minimum 32 Ethereum'larını çekmelerine izin verildi. Bu büyük olayın da sorunsuz atlatılmasından sonra girdim yabancı forumlara falan baktım. Herkes Ethereum'unu stake etmek istiyor boğaya kadar. Garanti olsun diye 10.000 dolar diyordum hep. Ama gittikçe 10.000 dolar hedefi ucuz gözüküyor. Aslında beğendiğim sektörleri ve projeleri anlatıyordum ya. Mesela katman ikiler. Varlıklarının neredeyse tek sebebi Ethereum. Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunu olması. Ve bu katman iki projelerinin neredeyse tamamında da gas fee olarak, ücret olarak Ethereum kullanılıyor. Anlattığım Synthetix vesaire o projelerin %90'ından fazlası Ethereum üzerinde. Bu yüzden internetin para birimi olmaya en büyük aday. Başlıkta ne yazıyordu? Size zengin ve özgür olmanın formülünü anlatacağım. Ona geleceğim. Gelmeden önce yorumlarda çok görüyorum. Kanalın partneri Quantfury ile ilgili çok soru soranlar var. Genellikle sorular. Yabancı hisse senetlerinin yatırımcısıyım. Temettü alıyor muyum? Evet alıyorsunuz. Şirket temettü dağıttığında hesabınıza geçiyor. Bir de stabil sevmiyorum diyenler var. O yüzden buraya gelip ücretsiz ve sıfır komisyonla bir stabil bir başkasına bunlardan herhangi birine geçebilir veya direkt dolarda tutabilirsiniz. Tamam yabancı hisseler, komisyonsuz trading falan çok güzel. Ama şeffaflık benim için önemli. Quant theory, burada gördüğünüz üzere blockchain ve akıllı sözleşme kullanıyor. Bunun sayesinde bütün gerçekleşen işlemler, hacimler kontrol edilebiliyor. Bunu siz de girip buradan kontrol edebilirsiniz. Geldik. Kriptolardan milyoner olma gibi bir hayaliniz varsa Türk insanı tabiriyle parayı kırmak için buradaysanız ki gayet normal. Para kazanmayı istemek kadar doğal bir şey yok. Bunun için buradaysanız şunu anlamanız lazım. Burada kriptolarda balon var. Aa ne diyor? Ne diyorum? Evet balon var. Bitcoin'in fiyatının 30 binde olması balon değil. Burası balon. Gelelim arkaya. Bakın balon. Neyin farkında olduğunu dediğim bir. Kriptolarda balon var. İki. Tarih boyunca en çok paranın balonlarda kazanıldığını gördük. Size ne diyordum? Kriptoların %90 hayatta kalamayacak. Kriptolardaki balona benzeyen ki bence gelişim bakımından, olayın büyüklüğü bakımından bir balon daha var. Bu da .com balonu. Blockchain internetin 90'ların sonu hali gibi. Burada herkes işte hayatımız değişecek, internet dünyayı tamamen değiştirecek. Artık bilgisayarlar var, internet var. İleriden internetten alışveriş vesaire yapacağız her şey internetten olacak diyenler haklı mıydı? Haklıydı. Evet %100 haklılardı. Bunu görecek vizyonları vardı. Tıpkı şimdiki blockchain heveslileri gibi. Ama bu trend gereksiz binlerce şirket ortaya çıkardı. <laughs> Herkes internetten her şeye daldı. Biz de bir şirket çıkaralım internetle alakalı olsun. Burada niye parayı kırarız? Kolay da yatırımcı buluruz. Aynısı burada. Blockchain dünyayı değiştirecek ama balon var. Ve şunun da farkında olun. En çok para balonlarda kazanılır. Bu coinlerden bazıları tonlarca milyonerler hatta bir sürü milyarderler yaratacaklar. Nasıl? Tekrar balonuna gelelim. Burada Netscape gibi büyük şirketler vardı. Ve yüzlerce gereksiz internet hype'ından pay katmaya çalışan şirketler vardı. Bu balonda kazanıldı. Kimler kazandı? Şanslı olanlar ve bu işten çok iyi anlayanlar. Ama sadece vizyonu olanlar değil. En iyi traderlar, haber gücüne sahip olanlar veya çok paraya sahip olanlar. Datkan balonundan çıkan şirketler burada hayatta kalanlar günümüzün en büyük şirketleri. Apple, Microsoft, Amazon. Ama siz o zaman kendinizi çok akıllı sanıp bir hisse seçmiş olsaydınız bunun MySpace veya Netscape gibi bir şirket olma o zamanlarının popülerlerinden biri olma imkanı vardı ve siz rally'i kaçırmışsınız veya şirketler hayatta kalamamıştı. Ama genel olarak en beğendiğiniz sektörlerden e-ticaret mi olur başka bir şey mi olur bir sepet oluşturup iyi okuyup iyi şirketleri seçip bir portföyü yapsaydınız <laughs> Paranızın yanında kaç sıfır vardı bilmiyorum. Bu yüzden kriptolarda en iyi sektörlerden bir sepet oluşturup dolar maliyet ortalaması yapmak devasa kazandırabilecek bir strateji. Veya bu balondaki insanların %90'ı gibi sürekli trade edip sürekli alıp satıp kazanan, zamanlayabilen şanslı bir veya iki kişiden biri olabilirdiniz. Ama hangi ihtimalle servet yaratmak, servet inşa etmek daha yüksek olasılıklı cevap belli. Elbette bunları yaparken ekosistemin içinde bulunmak, blockchain'i öğrenmek ve kullanmak başarı şansınızı arttırır. Hem de dünya için iyi. Siz bilirsiniz. Shitcoin'lere atın 3-5 kuruş, milyoner olmayı bekleyin. Veya paranızı bankanıza koyun. 10 bin dolar yatırın. Bununla Merkez Bankası'ndan borç alıp 90 bin dolar başkasına borç versinler. Para kazansınlar veya tahvil alsınlar. Size de 3 kuruş enflasyonun altında faiz versinler. Siz de enflasyonla gittikçe fakirleşin. Ama size tavsiye paranızı geri istemeyin. Silikon Vadisi Bankası'nda ne oldu? 10 bin dolar yatırmıştım. Paramı geri alabilir miyim? Bizde de yok şu an. Kendi paramı istiyorum. Bankacılık sistem öyle çalışmıyor. Herkes parasını isterse kimse alamaz. Şimdi soruyorum siz böyle bir ponzi şaması işletirseniz ne olur? Hapse girersiniz ve çok büyük cezalar yersiniz. Bakın bankalar yaptığı zaman ne oluyor? Merkez Bankası daha fazla para basıp para biriminin değerini yok edip alçaltıp insanları fakirleştiriyor ve yarattığı parayla bankaları kurtarıyor. Size 3 kuruş faiz verip sizin paranızı kullanarak size geri vermeyerek başkasına borç vererek çok daha fazla faizle vererek kazananlar kendi artıkları ponzişamasından dolayı cezalandırılmayı bırakın. Daha fazla para basılıp yine siz fakirleştirilip bankalar kurtarılıyor. Amerika'da böyle oldu. Dijital olan her şeyi bütün kriptoları regüle etmek düzenleyici olmak istiyorlar ki aynısını burada da yapmaya devam etsinler. Onların izin verdikleri dışında hiçbir şeye sahip olmayın. Bu anlattıklarımı iyi dinleyin. Çünkü bunların farkında olmak kötü sistemi bırakıp buranın bir parçası olmak, bir parçası olurken de iyi projelerden alım yapmak sahiplik sizi videonun başında dediğim gibi hem zengin hem özgür yapar benden daha fazla ve daha hızlı içerik görmeniz için Twitter hesabımı aşağıya bırakıyorum. Abone olup yanındaki zil butonuna tıklarsanız yeni gelen bu tarz videolara kaçırmazsınız. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.